Herkese merhaba. Bu yayınımızda Twilight Zone dizisinin 18. bölümü The Last Flight'ı inceleyeceğiz. 5 Şubat 1960 yılında yayınlanmış. Yazar kim? Richard Matheson. Ki bundan önce nerede görmüş? Hatta 2 bölüm önce galiba, değil mi? iki bölüm gördük ondan. Bir tanesi Third From the Sun'dı, diğeri de And When the Sky Was Opened'dı yanlış hatırlamıyorsam. Bu iki bölümünde yazarı yine uzay mekiği, uçaklardan gidiyoruz Matheson geldiğinde yazar olarak. Konudan bahsedersek şöyle geçmişte kırılma 1917 yılındaki Birinci Dünya Savaşı sırasında bir uçak pilotu geçmişte bir kırılma yaşıyor ve geleceğe gidiyor. Daha sonra geleceğe gittiğinin farkına varıyor ve bu nasıl diyeyim bir arkadaşıyla birlikte savaşırken kaçmaya çalışırken geleceğe gittiği için bu adam yani zaman kırılması yaşadığı için o arkadaşını yarı yolda bıraktığını düşünüyor ve vicdan azabı çekiyor. Daha sonra o arkadaşıyla ilgili bilgiler aldıkça onun kahraman olarak hayatına devam ettiğini görüyor ve o zaman diyor benim bu son görevimi tamamlamam gerek diyor ve tekrardan uçağına bir şekilde biniyor, kaçıyor o havalimanında. Uçağına biniyor ve tekrar geçmişe gidiyor, arkadaşını kurtarıyor ve kendisi ölüyor gibi. Hani kendi canını feda ederek arkadaşını kurtarıyor ve arkadaşı ünlü olarak yine zamanında devam ediyor. Kendi canını feda ederek arkadaşını kurtarıyor ve geçmiş yine aynı şekilde devam etmeye. Yani geçmiş ve gelecekte herhangi bir değişikliğe sebep vermemiş oluyor adam bu yaptığı hareketle. Yine Back to the Future'a Gibi. yakın bir... Ama ben mesela şey düşündüm burada direkt. Zaten hiçbir şey değişmedi. Determinist olarak bakarsan neden sonuç ilişkisi zaten böyle gidiyormuş. Zaten geleceğe gidecek bu adam. Sonra geçmişe Evet. dönecek, kurtaracak. Herhangi bir şey değişmiyor. Ama ilk gittiğinde mesela onun öldüğünü söylüyordu. İlk gittiğinde kayboluyor. Hani uçakla birlikte beraber gittik diyor arkadaşı. Tamam. Ve o zaman kayboldu diyor. Bilmiyor işte. Ama ikinci şeyde hani beni kurtarmak için öldü gibi bir şey var sanki. Öyle hatırlıyorum. Şey var yani gitmeden önce arkadaşının bir kahraman olduğunu görüyor. Demek ki diyor kahraman olacaksa ben onu kurtarmışımdır diyor. Kurtarmışımdır dedikten sonra hemen uçağına atlayıp geçmişe dönüyor ve kurtarıyor. Yani aslında ne gelecek değişiyor ne geçmiş zaten olması gereken buymuş gibi benim kafamda. Abi sana böyle bir şey hissettiriyor mu ya gelecek değiştiyse? Değişmiyor yine aynı. Sadece o 3 kişi ya da 2 kişi oradaki komutanlar böyle bir esrarengiz bir olay yaşadıklarını hatırlayacaklar ve bitecek gibi geldi bana. Vallahi ben bu bölümde çok bir çıkarımda da bulunamıyorum Zaten böyle açıkçası. çıkarımda yok bilimsel sohbetler yapılacak aslında bir bölümde değil. Hani çok Ya güzel eğlendiren bir bölüm seni. Farklı bir açıdan baktırıyor. bilmiyorum. Ya ben belki de hani tam içine çekemedi beni bu Sen bölüm bilimi de nedense. sevmiyorsun ki çok fazla bilim kurgu filmleri değil mi? Ya seyrediyorum yine ama hani çok sık değil. Ya sadece hani ben şeyleri çok sevmiyorum. Savaş filmlerini çok sevmiyorum. Belki onun da bir etkisi olabilir. Ama hani savaşla çok alakalı değil baktığımız zaman. Sadece hani arkadaşı Hiç için alakası yok. bir vicdan azabı duyuyor ve tekrardan onu kurtarmak için kendini feda etmiş gibi oluyor bir Evet. yerde. Ama dediğin gibi aslında bir şey de pek değiştirmiyor. Değişmiyor. Yine Zaten aynı olması süreç gereken devam bu. ediyor. Evet. Zaten olması gereken buydu gibi kaldı benim aklımda film. Arkadaşı da zaten şaşırıyor ya anlatılınca hikayeler sonunda. Evet. Güzel bölümdü yani. Oraya kadar ben herhalde gelecek değişecek zannettim. Değişmemiş. Aslında onu kurtarmış. Sadece git gel yapmış bu kadar. Bu hikaye bir ikinci sezonda da işliyor Salih Öyle bu mi? arada. Buna benzer bir hikaye var. Yine uçak, yine zamanda kayma. Ama çok farklı bu sefer. Ben tabii biraz ilerlediğim için önden gidiyorum. Ben geri kaldım biraz bu konuda. Kendimizi alamayınca bölümlerde çerez gibi harcamak da istemiyorum var ya bazen. Çok hızlı izlediğimi düşünüyorum. Ama harcamak da istemiyorsun Ama yani. neyse ki 5 sezon var Çok yine de. büyük hazine. Çok büyük hazine Salih. Çok büyük hazine. Daha böyle çok ekmeğini yeriz yani. Böyle zamanımızı güzel geçiririz bu 25 dakikalarla. Benim de çok ekleyeceğim bir şey yok bu bölümle ilgili açıkçası. Yani güzel. Yine zaman kaymasını gördük. Yine aslında zaman kaysa da oradaki zaman düzlemi değişmiyor. Yine aynı Ya hikayeler biraz da. aslında hani aynı yani olayın sonucunu değiştirmeyecek bir harekette bulunursa zaten zaman değişmeyecek. O da Güzel. var. Tamam o da doğru. Senin dediğin de doğru. İki tane şık var. Adam gitmeseydi zaman değişecekti belki. Onu bilmiyoruz.
Ama gittiği için de zaten olması gereken buydu evet. diye düşünüyoruz galiba. Ben öyle düşünüyorum da hani gitmese de belki zaman değişirdi ama bölüm onu bize vermiyor. Evet. Var mı senin ekleyeceğin başka? Benim yok. O zaman bölümü bitirelim. Gelecek hafta yani 19. bölümde The Purple Testament bölümünü ele alacağız. Burada da yine esrarengiz olaylar varmış. O zaman gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.